Ve günaydın. Tripotunu evde bırakan benden günaydın. Çıktım artık, gidiyorum. Bir daha da geri dönemem. Şarkısız gibi oldu. Bugün günlerden cumartesi. Ondan sonra cuma. Ve tarihler 22 Haziran. Önce Kınalı Adaya gidiyorum. Bugün çekim yapacağız. Sonra diğer adaları bilmiyorum çünkü henüz kararlaştırmadık. Siz beni şu anda bu kostümle görüyorsunuz. Daha sonra bu da değişecek. Ay çünkü görüntü çok titriyor. Malum Bostancı'dan kalkan vapurlar sekteye uğradığı için Mavi Marmara'ya binip geçeceğim. Şimdilik durum böyle. Hava aşırı bayırı değil. Bu bir avantaj oldu. En azından hafiften bir esinti var. Bakalım nasıl güzel bir gün olacak. Adalar vlog başlasın o zaman. Evet. Burgaz, Ada, Ya, Doğru. Niye düşündüm? Çünkü Kınalı'ya gidiyor ilk başta. Daha doğrusu motor. Ondan sonra Burgaz Ada'ya geçeceğiz. Küçük değişik bir şey oldu aslında planda. Bir bakalım yani hani. Kınalı'da da birazcık çekim yapıldı. Onunla ilgili görselleri Instagram'da paylaşacağız. O bir çekim. Şu anda Burgaz'da olduk. Sanırım Burgaz'da da güzel görüntüler bekliyor olabilir size. Çünkü güzel birkaç yer var aklımda, oralara gideceğiz. Ve Burgaz'da'dayız. Burgaz'da diğer adalara göre daha küçük, daha konservatif, daha sakin. Şurası Tur Yolu Caddesi ve biz nereye geldik? Şimdi beraber müzeye gideceğiz. Diğer saatleri 11'den 5'e kadar. Hadi bakalım. Müzenin içerisindeyiz. Burası giriş katı. Yemek salonu. Onlara ait olan eşyalar koymuş. Çok güzel bir tavla. Beden akışlı bir örtü. Çinili soba. Biz göremedik ama çok güzel bir servis sehpası. Oturma grubu. Ve eskiden kullanılan soba. Tam olarak adını bilmiyorum bu sobanın, yanlış bir şey söylemeyeyim. Sehpanın zarifliğine bakar mısınız? Darüşşafaka tarafından Darüşşafaka'ya bağışlandığı için şu anda buradan yapacağınız tek ilk eşya alışverişte Darüşşafaka'ya bağışlanıyor. Şimdi sırada çıkacağım. Burası yatak odası. Hadi beraber gezelim. Eski usul bir yatak. Pijaması. Sıcak su torbası. Çok şeyler görmüş bir çalışma masası. Çok güzel ahşap ve hasır kaplı. Güzel ayakkabılar. Bence inanılmaz zarif bir kitaplık. Thank you.
fotoğraflarla anlatılıyor bu arada. Bakın çok nostaljik bir şey. Şimdilerde bunu bulmak, görmek mümkün. Yani anneanne babaannelerde bile mümkün olmayabilir. Gerçek değeri bir fotoğraf kutusu, çantası. Ama okul çantası olarak kullanılmış zamanında. Nereden nereye geldi şu anda çocuklar? İşte Wings'li, Elsa'lı falan şeylerin peşinde koşarken o dönem böyle şeyler varmış. Yazı takımı. Kalemlik bir kurtmak. Devam edelim. Burası 5. kısım. Fuarlardaki yazılarda tarihsel sıralamaya göre hayatını okuyabiliyorsunuz. Burada eserleri var. Mesela International Mark Twain School Society yazıyor galiba, çok okuyamadım. Müze arşivinden eski yazıya yazılmış eserler. Devam edelim. Kitap odası 6. bölüm. Burası müzenin 3. katı. Ah bu ilk mektup bir eline geçse onu ben de size göndermek isterdim demiş. Bu mektup yazabiliyorsunuz. Bir de şunu göstereceğim size. Sait Faik'in gözünden burası da. Manzaraya izleyecek kadar güzel. Ama bu manzaraya hasret kalacak kadar da bazen zor. İşte. Videomuzun sonuna geldik. Hala abone değilseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Yorumlarda ne tip videolar görmek istediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.